Merhaba, bir yıl süren Okar Kadet restorasyon projemizin sonuna geldik. Otomobilimizi tamamladık. Otomobilimizin sahibi Şenol Bey'e bugün aracını teslim edeceğiz. Kısa bir röportajımız da olacak. Şimdi gelin otomobili açalım, bakalım Şenol Bey verecek mi? Buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Arabamız çok güzel. Yaklaşık 2 yıldır araba bizde zaten. 1 yıldır burada bir serüveni var. Gözümüz hiçbir zaman arkada kalmadan restore ettiler. Onun için teşekkür ediyorum kendilerine. Başlangıçta renk konusunda Subaru mavisi gibi bir fikir vardı ama orijinal senesinde olmayan bir renk olduğu için Kartal'dan gidelim diye bir fikir sunmuştum. Sen de Opel'in mevcut sarı-siyah renk kombinasyonunu tercih ettin. Sonuçla ilgili ne düşünüyorsun? Evet, aslında düz renk, parlament mavisi diye belirttiğimiz bir renk istiyorduk. Hiç sarı-siyah aklımızda yoktu. Canı alsak orijinalcilere sahip olmak biraz aklımıza soktu. Biz de arada ilerledik ve gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Bence 70'li yılların en güzel kombinasyonlarından biriydi sarı-siyah. Döşeme konusunda da aynı şeyi düşündük. Öncelikle bir yarış tipi koltuk koyalım. Sparco marka spor koltuk koyalım diye konuşmuştuk ama sonra Ecosse kumaşı ikna ettim ben seni. O nasıl oldu? O bahset. O noktada mesela biz biraz apaçı işine kaçtık. Sen orijinal olana yola soktun dedi. Güzel oldu. Herhalde izleyicilerden de en çok tepki aldığımız nokta kumaş konusundaki olay. Kumaşta şöyle bir detay var. Takipçilerimiz başlangıçta işte sofra bezine benzetenler oldu. İşte bu ne böyle anaokulu çocuk eteği gibi falan diyenler oldu ama senesinde Kadet'te kullanılan kumaş aslında bu. Biz de bu kumaşı bayağı araştırıp İstanbul'dan bayağı zor bir şekilde temin ettik. Otomobilden bütün boya, renkler, detaylar, bütünün içinde kumaş görüyorsunuz nasıl duruyor? Hani tek başına düşününce hakikaten sofra bezine benziyor. Ben de fotoğraf farklılığında da çok değişik duruyor. Ben buraya geldiğimde daha farklı bir desenle karşılayalım. Bu kumaşların arasındaki tercih meselesi de güzel oldu. Yani 4 veya 5 tane, yanlış hatırlıyorsam 4 tane ve 5 tane Ecosse kumaş tercihi sunduk. İçinden kendini seçtim. Bence en güzelini seçtik. Yani diğerleri bu kadar yakışıklı bilmiyorum. Diğerlerine de bu daha çok ahenkli oldu abi. Renklerin kombinasyonlarına uygun. Umarım takipçilerimiz de beğenmişlerdir. Bizim de aynı şekilde beğendiler. Gelelim şimdi. Restorasyon tamam, zor bir süreç, atölyede çalışıyoruz, bir sene bizi aldı. İşin bir de gözükmeyen kamera arkası, ailesel kısmı var. Sen bir ailesin sonuçta, aile babasısın. Evdeki yansıması ne oldu? İlk tepkiler neydi? Otomobil bitmeye yakın, baskı olduğum üzerinde ya da ne bileyim, bir macera olarak mı karşılandı evde? Bununla ilgili neler oldu? Yani kısaca bahsedelim. Şöyle diyeyim, sonuçta 77 model bir araç alıyorsunuz. Yaşlı insanlara bunu anlatmak zor. Çünkü hep alışmışız 2000 üstü araçlara. Biraz zor oldu onlara kabul edilmem. Peki sence bu son halini görünce tatmin olacaklar mı? Bir keyif turu attığınız zaman ne olacak? Ne düşünüyorsun? Yani bence büyük ihtimal tatmin olacaklar. Şu anda baskı yapılar bir an önce çıksın da diye. Bakalım yani. Ama üzüleceklerini düşünmüyorum şu şekilde. Umuyorum. Hayal kırıklığı yaratmaz. Peki, bir de şöyle bir soru sorayım. Örneğin veriyorum, aileden birisi, baban arabanı ödünç istedi. Verecek misin? İşte oralar çok sıkıntı. Aileden düşünmüyorum. Verir mi herhalde ya? Gözün gibi bakacağını eminim. Tabii. Ya, bizim bir evladımız oldu, senin de evladın. Olaylar kademe kademe yükseldikten sonra arabaya bakışlarım biraz daha değişti. Nasıl koruyabilirim diye düşünmeye başladım şu haline. Büyük ihtimalle bir garaja çekeceğiz, üstünü öpeceğiz, renk kamerası koyacağız. Bizlerimizden gelen desteği vermiyor musunuz biliyorsun? Projeyle ilgili gelen sorulardan birisi. Otomobilin jantlarını beğenmeyen takipçilerimiz var. Öncelikle jant seçimini sana soracağım ama jantları niye kullanmadık? Bununla ilgili ben bir açıklama yapayım. Sarı jantlarımız çok kötü durumdayız. Bunlara daha önceden bir offset verme işlemi yapılmış.
çemberi sökülmüş, ters çevrilip normal elektrot kaynağıyla sağlıksız bir şekilde kaynatılmış. Biz bu jantları kurtarmak için elimizden geleni yaptık ve Şenol bayağı bir masraf yaptı aslında. İyi bir jantçı da bunları düzeltmeye çalıştı ama jantların üzerinde korozyon ve çürüme başlangıçları vardı. Hatta bir tanesinde ciddi bir çürük vardı diye hatırlıyorum. Kaynak yapıldı, jantlar geldi ama jant güvenliği açısından benim içime sinmedi. Ben kendi otomobilime takmayacağım bir jantı hayat verdiğim bir otomobile takıp müşteriye teslim edemem açıkçası. O jantların kullanmamamızın sebebi bu. Yani o jantları temizleyip, süsleyip, boyayıp evde sehpa yapabilirsin artık. Evet. Ama bir otomobile takılacak pozisyonu yok. Gelelim, niye BBS? Bu kısmı da sen cevaplandır istersen. Niye BBS? İnternetten araştırdığımız kadarıyla çoğu kadetçi yukarı BBS Epix denilen bir model var. Ama bazı şeyler Türkiye'de olmak maalesef zor. Ona en yakın olarak BBS tercih ettik. Güzel bulduğunu düşünüyorum. Takipçilerimizde bir şey yok. Özellikle bunun detayını belirteyim. Almanya'da bu otomobillerin üzerinde senesinde BBS kullanılmış. Evet. O senelerdeki BBS'e de en yakın bulabildiğimiz model buydu değil mi? Evet. Hatta şöyle bir detay vardı. Bayağı bu jantları bulurken de uğraştık. Üretimi kalkmış durumda. Türkiye'ye şu an 14 inç ve daha küçük boyutta BBS jant gelmiyor. Bu jantlar da replika. İkinci el olarak buldum değil mi? İkinci el olarak çünkü sıfır bulmadık. Biliyorsunuz çok uğraştık. 0.14.3 Volt serisi yok. İkinci el bulduk. O da şans biraz. Herhalde arabada ilk kez şanslı olduğumuz konu buydu. Çoğu parçayı bulamamıştık zaten. Bilmiyorum ya. Umarım güzel olduğunu düşünüyorum ben. Tabii zevkler ve renkler tartışmaz. Sonuçta otomobil senin istediğini tercih edip istediğini yaptırmakta özgürsün. Benim şahsi fikrim diğer jantlar daha güzel ama mevcut imkanlar, mevcut koşullar ve başka bir jant bulamadığımız için bu jantları taktık. Bunlar kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Bence yakıştı. Özellikle senesinde Almanya'daki uygulamalarda da benzer jantları kullandığını görüyoruz. Bu sebeple çok acımasız eleştiri yapan takipçilerimiz lütfen biraz inisiyatifli davransınlar, empati kursunlar. O jantları neden takmadığımızı da açıkladık. Buna göre tekrar eleştirilerinizi gözden geçirin derim arkadaşlar. Bunun dışında bazı sorular var, onları alın. Şenol Bey'e geliyor böyle bir sorumuz. Neden hazır bir otomobil almak varken yani bu kadar para harcadınız, böyle bir Opel tercih ettiniz? Hani sıfır bir otomobil alabilirdiniz. Ya aşağı yukarı bütün segmentlerin bütün arabalarına bindim diyebilirim. Bu arabayı alma niyetimiz biraz farklı bir tat. Çünkü klasikçi arkadaşlar hep bundan bahsediyordu. Biz de onun içine girmiş olalım diye bu işi denedik. Peki bu proje başındaki beklentilerinizi karşıladı mı proje bittikten sonra? Şöyle diğer sanayide çalışan ustalara laf etmek gibi olmasın da Can abinin işe bakış açısı çok farklı. Bence %100'ün üstünde performansla bu araç bana teslim oldu. Beklediğimden de yani çok üst düzeyde temizlik, çok güzel işçilik var. Teşekkür ederim bu konuda ve takipçilere de söylüyorum. Can abi bu konuda büyük ihtimal çok ilerilere gelecek. Böyle değerleri kaybetmeyelim. Restorasyon yaptırırken de ufak tefek ayrıntılara takılmayalım. Çok teşekkürler değerli görüşlerin için. Can Bey, bu arabanın restorasyonu toplamda kaç ayda tamamlandı? Otomobilimizin restorasyonu başlangıç kısmını da sayarsak bir seneyi geçti. Bir sene, bir ay civarı bir süre var. Tabii bunun başında literatür araştırması kısmı da var. Bunu da projeye dahil edebiliriz. Bir aylık bir araştırma. Peki şöyle sorayım, bu daha kısa sürede bitirilir mi? Yani en kısa bir restorasyon projesi tabi aşamasına ya da gelen arabaya bağlıdır ama en kısa restorasyon projesi kaç ayda tamamlanıyor? Şöyle söyleyeyim, biz kadeti 6 ayda bitirebilirdik. Şöyle bitirebilirdik, eş zamanlı diğer projelerimiz de var biliyorsunuz. Onları da birazcık yavaşlatıp kadeti aldık ve bitirebilirdik. Bir diğer uzamasının sebebi otomobilin bu prosesinin bir maliyeti var biliyorsunuz. Bunu bütçesine, Şenol Bey'in bütçesine çok büyük bir ağırlık vermeden taksit taksit devam edebilmek için biz de birazcık uzattık. Şenol Bey'e maddi yükü daha az olsun diye.
Bu sayede ne oldu? Örnek veriyorum, kaportayı 3 ayda ödeyip bitirecekti. Biz bunu uzattık. 6 ayda parça parça ödedi. Daha rahat etti gibi. Düşünebilirsiniz. Yani şöyle mi diyeyim? 6 ay ben bak sözü bitiremem. Minimum 6 ay. Peki, bu için 6 ay. Belirmek isteme ya da şöyle söyleyeyim. Bize haftalık ya da ayda 3-4 kişi yazıyor. 2 ayda bitirenler varmış. Bu nasıl olur diyor. Bir 2 ayda bitirenler varmış. Doğrudur. Burada sanayide yapan ustalarını da ben görüyorum. Restorasyon yaptıklarını iddia ediyorlar. Tek söylediğim şey şu. Ben bu otomobilin kaportasına, boyasına garanti veriyorum. Bu tarz umut tacili dediğim kişilere yaptıranlar yazılı garanti istesinler, bir sözleşme yapsınlar. Çünkü bu kadar kısa sürede otomobili yapmak imkansız gibi bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Almanya'da Glashütte'nin kendi fabrika ekibinin bir yarışmaya katılmış olduğu bir organizasyon vardı. Fabrikanın tüm imkanlarını kullanarak bir Porsche'yi baştan sıfırdan tam olarak 6 ayda, 24 saat çalışarak 6 ayda restore edip yarışmaya katıldı. Yani bu ciddi bir iş. Hani bir ayda yapabilen varsa şapkamı çıkarıp saygıyla karşılarım ama işin kimyasına aykırı. Peki kaç kişilik bir ekipti tahmini o Alman firmasının? Bir de o Alman boya firması, dünya cümle. Evet, yani boş bir firma değil. Şimdi tam sayısını hatırlamıyorum ama 10 kişinin üstünde bir ekip çalıştığını biliyorum. Bizim projemizde kaç kişi çalıştı toplamda? Bizim projemizde usta olarak 20'nin üstünde kişinin emeği var. Ciddi anlamda hani direkt usta olarak söylersek 10-12 kişi, 12 ustamız çalıştı. Ama totalde bunun içinde siz de varsınız farkında. 5 Şenol Bey de var. Zımparada bile yardım etmişti bize. Birçok çorbalı tuzu olan bütün bu sosyal medya ayarlarını tam arkadaşlarımızı da saymamız lazım. Kimsenin aklını yemeyelim. 30'un üstünde kişinin emeği var bu otomobilde, öyle söyleyeyim. Projede en çok zorlandığınız nokta neydi? Ben hatırlamıyorum, ben yok mu bazen? Ben çok en az gelen kişi de miyim? Ya geleceğim deyip gelmemezlikler yapan kişi. Projede en çok zorlandığımız nokta ve en çok üzüldüğüm nokta şu oldu. Bagaj kapağı. Bir tane bagaj kapağı bulduk hurdalıktan. Satan arkadaş gayet kötü niyetli. İsteksiz bir arkadaştı. Hurdadan çıkardı parçayı. Bunu şu an alacaksanız 300 liraya alın. Yarın gelirseniz 500 lira diye bir çirkin bir pazarlık yaptı bizimle. Biz de tabii kaporta ustamıza bu parçayı göstermek istedik. O an böyle bir şansımız olmadı. Bunu satan arkadaş da buna izin vermedi. Daha sonra gidip bu parçayı başka bir tanıdık adrese sokarak 300 liraya da 400 liraya mı 500 liraya mı yine yüksek bir rakamı satın almak zorunda kaldık. Asıl sürpriz bundan sonra oldu. Parça buraya geldi. Mercedes'in kullanması sırasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kullanmacı arkadaşlar rica ettik, parçayı kullandık. Karşımıza çıkan görüntü tamamen bir büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bagajın sacı ciddi anlamda kullanılmayacak durumda, kurtarılmayacak durumda çürüklere sahipti ve metal ciddi bir deformasyona uğramıştı. Bu sebeple kaporta ustamıza ekstradan bir ücretle tekrar bagaja bir saç dökümü yaptırdık. Bu bize hem yaklaşık bir aylık bir ek kaporta süresine oranında hem de maddi külfeti bayağı fazla oldu. Hani açıkçası projenin başında öngöremedik, beklemediğimiz bir sonuçtu ama en çok zorlandığım nokta bu oldu benim. Aracın plakasında tecrübe ediyor Can Bey. Bunun anlamı nedir? Yani herkes merak ediyor. Yolda hatırlarsanız çekime de gittik. Şimdi tecrübenin iki anlamı var aslında. Birincisi biliyorsunuz biz tarihimizde aslında birçok destan yazdık. Bana göre tecrübe yazan, plakasında tecrübe yazan devrim otomobilleri bu ülkenin evlatlarının tasarlayıp sadece 129 günde hayata geçirdiği inanılmaz bir projeydi. Devrim otomobilleri, devrim arabaları filmini izlerken açıkçası gözlerim yaşanıyor, hala yaşanıyor. Hem oradaki o muhteşem ekibi, muhteşem ekip çalışmasına saygıyla almak, onlara selamlarımızı, sevgilerimizi sunmak
gibi bir düşünceyle bunu yaptık. İkinci anlamı ise şu, öğrenmenin yaşı yok. Biz bugün 10 tane araba da yapmış olsak, 100. otomobili de yapmış olsak, 1000. otomobili de yapmış olsak öğrenmeye devam edeceğiz. Her restore ettiğimiz otomobil bizim tecrübemize tecrübe katıyor. Her bir otomobilde yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrenmeye de çalışıyoruz. Ben sürekli bu konuda kitaplar okuyorum. Meslektaşlarımla fikir alışverişleri yapıyorum. Bizim de tecrübe basamağımızda çok önemli bir tecrübe oldu Kadet. Plakası da o yüzden tecrübe. Can Bey, sosyal medya ve bunun gibi benzer mecralarda Ayaç'la birlikte bir kitap vereceğini söylediniz. Takip eden arkadaşlar bu kitap hakkında detaylı bilgi istiyor çünkü muhtemelen göremeyecekler. Ya da görme şansları olacak mı belli bir kısımlarını? Şimdi kitap projesiyle ilgili kısa bir özet geçeyim. Kitap projesinde otomobilin genel bilgileri var, ön söz var, teknik detaylar var. İşte kısım kısım yaptığımız bütün işlemler, kaporta, boya, döşeme, elektrik, mekanik, minimum işlemleri, detaylı bakım işlemleri, bunların hepsinin fotoğrafı detaylarını kitapta yer veriyoruz. Bunun dışında kullanılan malzemeler, malzemelerin hangi şartlarda, ortam şartlarında kullanıldığı, örnek veriyorum, boya fırınında işte kemik pot ürünlerini kullanarak boya yaptık. Boya fırını kaç dakika kullanıldı, kaç derece sıcaklıkta uygulama yapıldı, kurutma kaç derecede yapıldı gibi teknik detayları da içine koyuyoruz. Bunun sebebi aslında şu, dışarıya doğru uygulamanın nasıl olduğunu göstermek bir. İkincisi yarın bir gün Şenol Bey bu otomobili satarsa, restore ettirdim ben bu aracı, restorasyonu yaptırdım derse elinde çok güzel bir dokümantasyonu olacak bu iki. Üçüncüsü bizim yaptığımız projenin hepsini bu şekilde standartlara sokup kendi iş standartlarımız halinde birçok kitap hazırlayıp ileride bir gün, şu an için değil ama ileride bir gün bunu yayın edildiği aracılığıyla piyasaya sunmak. Biz bu işi Türkiye'de dünyada en iyi yapan kişi olduğumuzu iddia etmiyoruz kesinlikle. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı iddia ediyoruz. Ve kendimizi sürekli geliştirdiğimizi iddia ediyoruz. Bu kitaplarda bunun en güzel örneği olacak. Bu sebeple kitabımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Şu an baskı aşamasında. Şenol'a sunamadık. Otomobili daha önce teslim ediyoruz. Sonrasında kitabımızı da vereceğiz. İlk kitabımızdan 10 adet basılacak. Daha sonra ilerleyen projelerde belki bir sponsorluk desteği olabilir. Belki bütçemizi bir şekilde geliştirebilirsek. Bunu ulusal yayın pazarında da bütün yayın evlerinde insanların beğenisini sunmayı hayal ediyorum. Peki Şenol Bey, aracı satmayı düşünüyor musunuz? Aracı satmayı hiçbir zaman düşünmedim. Şu anda gördükten sonra daha iyi düşünüyorum. Bırak da adamcağız birazcık kullansın diye bir sat, sat. Yok ya. Barkın Bey, siz de fena değilsiniz. Yani aklını çeliyorsunuz, adam bir sene burada uğraştı. Aslında gerçekten çok sanılır mesela. Belki satabilirim düşüncesi vardı. Yeni bir proje yapmayı düşünmüyor musun? Şimdi böyle bir aslında zevk de verir. Zevk gerçekten. Yani çünkü yani şöyle düşündüğümde ben hani en fazla bir hafta kullanıp yani zevkini bir haftada alma şansı var. Çünkü yeni bir proje yani mesela E21 ya da BMW'nin eski kasası. Can Bey, sizden kontrol çok ediyoruz. 5 kasa. 75 model 5 kasa. Yani şu anda Türkiye'de yok. Ya yani restorasyon olarak yani. Çok sağlam bir şey yapabilir. Şöyle bir örnek vereceğim. 2 sene önce eski müşterimiz Necati Bey hala ziyaretinize girdi, sağ olsun. Burada bir E20 BMW toplamıştık. Web sitemizde detayları var. O otomobil de yaklaşık 7 ay gibi bir süreçte tamamlanmıştı. Kendisi otomobili aldı. Bir aya yakın kullandı. Sonra bir arkadaşına sattı. O da bir aya yakın kullandı. Sonra otomobil Manisa'ya gitti. Ondan sonra izini kaybetti. O arada ama fiyat arta arta bu otomobil satıldı gitti. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Hani böyle bir anımız da var.
Şimdi Şenol Bey böyle konuşuyor da bir ay sonra belki yeni bir proje açmıyor. Onlar değil abi, mesela süreç çok yıpratıcı bir süreç. Yıpratıcı ama kağıda getirebiliyor. Olabilir ama şöyle diyeceğim. Biz Can abi gibi çok iyi bir insanla karşılaştık. Sanayide bin bir türlü insanla. Biz şu anda süreç çok yıpratıcı ama çok keyifli bir yıpratıcı oldu bizim açımızda. Başka türlü ellere düşseydik belki kim bilir neler olacaktı. O yönden çok dikkat edilmesi gereken konular. Alem Fikri ikinci otomobile izin verebilir mi? Nasıl yani? Mesela şimdi biz evde sorun çıkartmışlardı muhtemelen. %100. Yani ailedekilerin %90'ı zaten... %90'ından da fazla diyor. Yani %90 da değildi yani. Vermezler büyük ihtimalle. Şimdi mesela bunu mesela X fiyata sattınız. Bir tane ertesi gün yolda giderken 75 model BMW kaldınız. Yok şimdi zaten trafiğe çıktıktan sonra çekme vermiyoruz o motorumuz. Muayenesi yapıp trafiğe çıktıktan sonra ben bunu aldığım gibi eminim. Öyle bir kesip işte kaç model satıyor musunuz? İşte şu kadar para verin diye teklif edenler olacak. Tekrar sorarsınız bir sonraki röportajınızda bunu. İkinci proje oldu diyelim. Mesela sattı diyelim. Satma potansiyeli var, ben eminim. Gözlerden anladım. Abi, ben de yaşadım. Çok bir teklif gelmesi lazım. Peki sen X diyelim sattın. Sırada kaç araba var? O da önemli. Bizim şu an garajda 2 aydan önce başka bir otomobil alma şansımız yok. Şu an sırada Maserati'miz var. Mevcut otomobillerin teslimine biraz ağırlık vermemiz gerekiyor. Renault projemiz var. Evet evet. Yani elimizdeki otomobilleri teslim burayı garajı biraz rahatlatıp ondan sonra yeni otomobiller alıp tekrar uzun vadeli projeye peki yapıyoruz. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi Şenol Bey burada, tamam kötülemek istemiyorum ama Opel bir kademeydi. Renault bir kademeydi. Garajımızda bundan önce gerçi Porsche çıktı, Maserati var, Mustang var vesaire var ama artık belli bir marka altına almamayı düşünüyor musunuz? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Klasik, eski, bazen eski de değil. Benim gözümde klasik olan bütün otomobiller bence aynı. Şöyle aynı, bu otomobillerin hepsinin ruhu var. Bugünün gündelik ruhsuz, çocuk oyuncağına benzeyen kötü otomobillerle hiçbir kıyaslanamaz. Ben Renault 12 için de aynı özelliği gösteriyorum. Opel Kadett için de aynı özelliği gösteriyorum. Porsche projemiz için de aynı özelliği gösteriyorum. Bunu bütün müşterilerim de, bütün ziyaretçilerim de, bütün arkadaşlarım da görüyor aslında. Siz de biliyorsunuz ama bence sırf bunu belirteyim diye sordunuz bu soruyu. Hayır, yani benim için 10 bin liralık bir otomobil de aynı, 40-50 liralık bir Maserati de aynı. Hayır, yani hepsini bekliyoruz. Restorasyonda peki, şöyle bir şey ben size sorayım. Tamam, her şeyi yapabiliyoruz. Peki, zorlanacağımız araba var mı bizim? Mesela şu günün şartında şu marka otomobil gelse beni çok zorlayacak. Sorunuzun cevabını şöyle vereyim. Zaman kısıtlaması olmadığı sürece A'dan Z'ye Ferrari de dahil bütün otomobilleri yapabiliriz. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Ama fabrikası batmış otomobil de olsa dahil. Yaparız. Biz burada bakın olmayan parçaları el işçiliğiyle imal edebiliyoruz. Kadett'in bagaj kapağı el işçiliğiyle imal edildi. Bu kaput olmasa, bu otomobil kaputunu da biz el işçiliğiyle imal edebildik. Örnek veriyorum, bu otomobil tamponları yoktu. Bunlar el işçiliğiyle düz sacdan yapılma tamponlar, takipçileriniz biliyor. Yani çok spesifik parçalar harici biz burada her şeyi yapabiliyoruz. Tek sıkıntımız zaman. Zaman kısıtlaması olmadığı sürece altından kalkamayacağımız proje yok. Yani imkanlarımız daha iyi olabilir. Garajdaki ekipmanlarımızın yardım ettiği, el verdiği sürece en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani ekipmanlarımızı birazcık daha güncelleyip son teknoloji ekipmanları kullanarak bu süreçleri daha kısaltabiliriz. Ama şu anda elimizden geldiğince zaten yapıyoruz. Her türlü otomobilde sorunu çözebilecek kapasitedeyiz. Bu arada ben bir ilave yapayım az önceki sorunuza. Ben de Şenol Bey konusunda çok şanslıydım. Niye şanslıydım? Her aşamada bize destek oldu. Elde zımparalıp boyazlıklarında da çalıştı. Bulamadığımız yedek parçalarda
benim iş yükümü çok azalttı. Kaç kez uygulamaya gitti geldi, ben hatırlamıyorum sayısını. Bizim problem çözümü konusunda çok güzel çözüm ortağımız oldu. Bazı müşterimiz bu şekilde projeye ortak olamıyor. İşte çok yoğun iş hayatları var. Ankara'da olmayan müşterimiz var, şehir dışındaki müşterimiz. Şenolay konusunda şanslı, bir ayağım garajdaydı. En kötü ihtimal haftada bir buradaydı diyebilirim. Bu sebeple bizim için de çok keyifli bir proje oldu. Ben de ona sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Projeyle ilgili şöyle bir şey, takipçilerimiz, ciddi bir takipçi sayımız var, takipçilerimiz, siz de biliyorsunuz. Projeyle ilgili yorumları, soruları ve görüşlerini videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirler. Aynı zamanda web sayfamızın e-mail kısmından da bize ulaşabilirler. Ben direkt en sık sorulan sorunun cevabını vererek videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bir restorasyon projesi kaça çıkar? En çok klasik soru. 10.000 TL'm var, olur mu? Böyle bir standart yok. Bu kadet, örnek veriyorum, X TL'ye çıktı. Siz başka bir otomobil getirsiniz, 2X TL'ye çıkar, yine kadet olur. Başka bir kadet getirsiniz, X bölü 2 TL'ye çıkar. Bu tamamen sizin getirdiğiniz, restore ettirmeyi düşündüğünüz otomobilin kondisyonuna, eksik parçalarına, mekanik durumuna bağlı bir şey. Son olarak bunu söyleyeceğim. Projeyi bir sene boyunca bıkmadan takip eden bütün takipçilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki restorasyon projemizde inşallah beraber oluruz. Teşekkürler.